Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere pöç tandır nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarife bayılacaksınız. Her şeyden ama gerçekten bayılacaksınız. O kadar lezzetli, o kadar faydalı bir yemek ki bu yemeğin resmen bağımlısı olacaksınız. Pöç tandır dananın kuyruğundan yapılıyor. Şu şekilde göstereyim size. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bunu güveçte ocağın üzerinde yapacağım. İçerisine çok az malzeme giriyor. Lezzetini kaçırmamamız gerekiyor. Sadece tuz ekleyeceğim ve soğan ekleyeceğim. Bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli bir yemeği nasıl yaptınız siz bile şaşıracaksınız. Pöç alıyoruz. Pöç bu dananın kuyruğu oluyor. Ne kadar hocam kilosu? 35. 35 TL. Önce o dış kısmındaki yağlı tabakayı bu şekilde sıyırmamız gerekecek. Dış kısmındaki yağlı kısmı almamız gerekiyor. Nedeni ise deriye çok yakın olduğu için koku yapacak. Ondan dolayı dış kısmını bu şekilde iyice alıyoruz. Evet, şimdi bunu parçalayacağız. Pöçü bu şekilde parçalıyoruz ve bunu paket yapıyorum ve eve geçeceğim. Seremez bu kırıldı yoksa kemikli keser. Tamam. Biraz da incik alıyorum. İnciyi de bu şekilde 4-5 parçaya ayırıyoruz. Ben dana incik kullandım. İsterseniz siz kuzu incik kullanabilirsiniz. Bunu da paket yapıyoruz. Bu da 1 kilo 250 gram ne kadar fiyatı toplamda? 55 lira. 55 TL. Tamam. Tüm alışverişi yaptık. Fiyat bilgilendirmesi yaptım. Şimdi yemeğin yapılışına geçebiliriz. Başta 2 adet soğanı halka halka doğruyoruz. Soğanımızı doğradık. Şimdi bunu güvecin en alt kısmına ekliyoruz. Soğanlarımız en altta çok iyi bir şekilde karamelize olacak. Muhteşem bir lezzet verecek. Bu şekilde 4-5 tane soğanı da aynı şekilde ekliyorum. Ben kaya tuzu kullandım. Her katmana biraz biraz tuz ekleyeceğim. En başta inciklerimi ekliyorum. Soğanların üzerine bunları tek tek dizeceğim. Her tarafını eşit bir şekilde dizmeniz gerekecek. Şöyle bastırın. İnciklerimizi ekledik. Şimdi tuzunu ekliyoruz. Bir kat daha soğan ekliyorum. Soğanlarımı da homojen bir şekilde her tarafa yayıyorum ve bastırıyorum. Şimdi sıra geldi pöçümüze eklemeye. Pöçü de en üst tabakaya ekliyorum. Her tarafa homojen gelecek şekilde sıralı bir şekilde diziyorum. Of çok güzel gözüktü ya. Şuna bakar mısınız? Efsane oldu. Şimdi bu katmana da aynı şekilde tuz ekliyorum. Sadece pöç yapıyor olsaydım su koymayabilirdim. Çünkü pöç su salacak. İçerisinde fazla su var. Biraz da yağlı. İçerisine ben incik de ekledim. Ondan dolayı bir su bardağı su ekliyorum. Fazla su eklemenize gerek yok dediğim gibi. Bir su bardağı buna yeterli olacaktır. Hem soğanın suyu çıkacak hem etin suyu çıkacak. Bir su bardağı su yeterli olacaktır. Şimdi bunun üzerine önce yağlı kağıtla kapatıyorum. Daha sonra kapağını kapatacağım. En sonunda hiçbir şekilde hava almasın diye alüminyum folyo ile ağzının kenarlarını sıkıca kapatacağım. Şimdi bunun ağzını önden bir yağlı kağıtla kapatıyorum. Bu şekilde ağzını sıkıca kapattım. Size şunu başta söyleyeyim. Yemeğe toz biber, karabiber, kekik ve buna benzer baharatlar bence eklemeyin. Tabii yine sizin isteğinize bağlı ama bence bu yemeğin tadını kaçırırsınız. Sarımsak da bence koymayın. Bu yemeğe yakışsa yakışsa sadece soğan yakışır ve tuz. Başka bir şey koymayın. Şimdi de kapağını kapatıyorum. Kenarda ne kadar da olsa ufak tefek açıklıklar olacaktır. Ondan dolayı bunun da ağzını alüminyum folyo ile kapatıyorum. Her tarafını sıkıca kapattım. Hiçbir yerde açıklık kalmadı. Şimdi bunu bu şekilde ocağın üzerinde tam tamına 4 saat pişiriyorum. Ocağa pöç tandırımızı ekledik. Şimdi bunu 4 saat kendi haline bırakıyoruz. Sizin için hemen ama benim için bu 4 saat çok zor geçecek gerçekten. 4 saat sonra görüşmek üzere. Tam tamına 4 saat pişti. Şimdi bunun içerisini açacağım. Bakalım yemeğimiz nasıl olmuş. Of 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 of, şuna bakın ya, fena bir şey olmuş şu görüntüye. Hastayım ben gerçekten. Rahat bir şekilde görebilmek için tepsiye aktarıyorum.
tablo gibi gerçekten. Bir yanda pöç, bir yanda incik. Bu et resmen lokum kıvamına gelmiş arkadaşlar. Yumuşaklığı görün diye şöyle göstereyim. Şöyle tutamam herhalde. Şu gidiyor, görüyorsunuz. Kendiliğinden ayrılıyor resmen. Of, fena bir şey. Şuna bakın ya. Beklediğimize gerçekten ama gerçekten değdi. Bu lezzeti illa güveçte yapmanıza gerek yok. Bunu normal tencerede de yapabilirsiniz. Kapağını sadece sıkıca kapatmanız yeterli olacaktır. Aynı sonucu emin olun alacaksınız. Güveçte yapmak isteyenlere şöyle bir tavsiyede bulunayım. Eğer güveci yeni aldıysanız önden iç tarafını yağlayıp daha sonra bunu bir fırında ısıtmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa güveciniz çatlar. Şu gördüğünüz pöç. Nasıl ayrılmış? Lokum, lokum. Helva gibi dağılıyor et. En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Of, fena bir şey. Gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Şöyle pöçü kemiğinden ayırmıyorsunuz. Ağzınızda dağılsın. Dokunduğunuz gibi gidecektir bu. Şöyle bir ısırıkta hepsi komple gitti arkadaşlar. Muhteşem bir şey ya. Bu kadar lezzetlisini, bu kadar yumuşağını ben tatmadım. Gerçekten bomba olmuş. Bu tarifi mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.